Canım öğrencilerim merhabalar. 6. sınıf sayılar ve işlemler konusunda tam sayılar konusuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu ünite içerisinde tam sayıları tanımayı ve sayı doğrusunu da göstermeyi, tam sayılarla karşılaştırmayı ve sıralamayı, bir tam sayının mutlak değerini belirlemeyi ve anlamlandırmayı göreceğiz. İlk bölüm olarak tam sayıları tanıma ve sayı doğrusunu göstermeyle konumuza başlayalım. Arkadaşlar, tam sayıları tanıma ve sayı doğrusunu gösterme dediğimiz zaman ana hatlarıyla referans noktamız olacak ve bu referans noktamızın sağı ya da solu gibi yön belirten bir kavramlar oluşacak. Bunların neticesinde de biz ne yapmış olacağız arkadaşlar? Tam sayıların yönlü bir sayılar olduğunu söyleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi dersimize başlayabiliriz. Biz buradaki ifadeye baktığımız 6 yıldır okula gidiyorsunuz ve bu süreç içerisinde bazı sayı türlerini öğrendiniz. Bu sayıları hatırlıyor musunuz diye bir soru soralım kendimize. Evet, hatırlıyoruz. Kimler vardı? Sayma sayıları vardı. Değil mi? İlk onlarla başladık. İlk sayma sayıları. Sayma sayıları. Adı üstünde sayma sayıları neydi arkadaşlar? Sayma sayıları dediğimiz zaman sayıyoruz, değil mi arkadaşlar? Kim sayıyoruz? Küme parantezini gördüğümüz için açtım. 1, 2, 3, nokta nokta şeklinde sonsuza kadar giden sayı grupları neydi? Sayma sayılarıydı. Burada sıfır yok arkadaşlar. Peki başka kim gördük? Buna bir adım daha ilave ettik. Sayma sayılarını S ile gösterdik. Bazı kaynaklar S ile gösteriyor. Biz de S olarak alalım. Daha sonra kim var? Doğal sayılar var. Doğal sayılar. Doğal sayılar kimle başlıyor? Bir sıfır ilavesiyle başladık. 1, 2, 3, nokta nokta şeklindeki devam eden sayı gruplarıydı. O halde ikinci olarak kimi görmüşüz? Doğal sayıları görmüşüz. Doğal sayıları da yazdıktan sonra en son kim vardı? Hatırlarsanız kesirler vardı, değil mi? Kesirler de bir sayıydı. Kesirler nasıl bir sayılardı? Kesirler olarak gösteriyoruz. Biz bunlar ileride rasyonel sayılar diyeceğiz. Kesirler nasıl sayılardı? Arkadaşlar o da A bölü B şeklindeki yazılabilen sayılardı. A ve B doğal sayılardan oluşuyor diyerek söylemiştik. Şu andaki kısmı bunu bilelim. Doğal sayılardan. Peki bu sayıların dışında televizyonda, internette veya günlük hayatta gördüğünüz, duyduğunuz sayılar var değil mi arkadaşlar? Kimler var mesela? İleri geri. Hocam ileri geri biliyoruz. İleri gittiğimiz ne yapıyoruz? Yol kat ediyoruz. Yani artılaştırıyoruz. Geri gittiğimiz zaman ne yapıyoruz? Eksileşiyor. Atılan gol. Gol. Yani hanemize ne yapıyor? Artı olarak işleniyor. Yenilen gol, gol ise rakip takımda ne oluyor? Eksi olarak oluyor. Aylık gelirler giderler. Gelir bir yerden bir paranın gelmesi artı bir yere harcanması buna gider deniyor ya da masraf deniyor, eksileştiriyor. Günlük hayatta karşımıza çıkan örneklerdeki ifadeleri yönlü sayı olarak belirtip birbirinden ayırabiliriz. Peki bunlar o halde ne oldu? Yönlü sayılar. Alacak. Alacak nedir arkadaşlar? Artı değil mi? Peki benim borcum varsa nedir? Eksiye düştüm demektir. Deniz seviyesinin üstünde. Deniz seviyesi. Şurasını deniz olarak düşünürsek, burası deniz seviyesini sıfır olarak düşünürsek, üstü artı, altı ne yapacak? Eksi yapacak. Değil mi arkadaşlar? Denizin altına gittiğimiz zaman eksi, yani negatif yönde gittiğimizi göstereceğiz. Kışın özellikle hava sıcaklığı ne yapıyor? Sıfırın altına düşüyor. O zaman ne oluyordu? Eksi, soğuk anlamına giriyordu. Sıfır santigrat derecenin üstü, özellikle günümüzdeki günlere baktığımız zaman Mayıs ayından beri havaların ısınması ne yapıyor? Havanın sıcaklığını gösteriyor. Bir işletmemiz var. Buradan bir gelir elde ediyoruz. Bir ürün alıyoruz, satıyoruz. Kar durumuna geçtiğimiz zaman ne yaptık? Artı, zarara geçtiğimiz zaman eksi olarak karşımıza çıktı. Evet arkadaşlar, sayıların önüne konulan artı ve eksi işaretlerinin sayıların yönünü belirtiyor. Hocam sayılarda yön var mı? Artı 5 adım dediğimiz zaman önüne herhangi bir şekilde yazılmadığı zaman artı olarak kabul ettiğimiz zaman yine aynı şekilde ne yapıyorum? 5 adım. Yani şunun önüne yazılmamış.
Bu ne yapıyor? Artı olarak değerlendiriyorum. 5 adım ileri gittim diyorum. İleri gitmek artı yöne gittiğimi gösteriyor. Peki ben bunun önüne eksi 5 yazmış olsaydım ne olacaktı arkadaşlar? Eksi yazmış olsaydım ne olacaktı? Arkadaşlar geri gittiğimi gösterecekti. O halde artı ve eksi sayıların önüne konulduğunda sayıların işaretleri artı eksi işaretleri sayıların yönünü belirtir. Önünde artı işareti olan sayılara pozitif yönlü sayılar yani pozitif tam sayılar. Önünde eksi işareti olan sayılara negatif yönlü sayılar yani negatif tam sayılar diyeceğiz. Evet arkadaşlar, negatif sayıların önüne eksi işareti mutlaka konulacak. Mutlaka. Ancak pozitif tam sayıların önüne artı işareti koymak şart değildir. Yani bir sayının önünde hiçbir işaret yok ise o sayı pozitif bir sayı olarak kabul edilecektir. Örneğini verdik. Burada 5 yazmamla artı 5 yazmam arasında hiçbir fark yok. Eğer önünde herhangi bir işaret yoksa ne yapıyorduk? Bu sayımız neydi? Pozitif sayıdır arkadaşlar. Pozitif tam sayıdır pardon. Daha düzgün olsun. Pozitif tam sayıdır. Peki bir sayımızın önünde eksi varsa bu nedir? Negatif tam sayıdır arkadaşlar. Negatif tam sayıdır. Negatiflerin önünde mutlaka ve mutlaka eksi olmak zorunda. Beni pozitif veya negatif tam sayılardan karıştırmayın. Benim işaretim yoktur. Başlangıç noktası veya referans noktası olarak diyebilirsin bana. Kim diyor bunu arkadaşlar? Sıfır. Yani sıfır ne pozitif tam sayıdır ne de negatif tam sayıdır. Burası çok önemli arkadaşlar bizim için. Sıfırın işareti yoktur. Negatif tam sayıları ayırt etmede kullanıyoruz ya da pozitif tam sayıları. Referans noktası, başlangıç noktası diye söyleniyor sıfırın olduğu yere. Sıfırın sağından 1, 2, 3, 4 olarak giden sayılar pozitif tam sayılar. Z artı olarak gösteriliyoruz. Sıfırın solunda olan eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 şeklindeki giden sayılar nedir arkadaşlar? Negatif tam sayılardır. Benim sayımda sayemde ifade edebilirsin diyor. Kim? Neyi ifade edeceğiz arkadaşlar? Bana ne derler? Tam sayılar. Kim ifade ediyoruz biz burada? Tam sayıları. Kısaca Z harfiyle gösterilirim. Bu Z nereden geliyor diye sorarsanız Almanca Zöhleri kelimesinin baş harfidir tam sayılar. Buradaki ifadelere baktığımız gibi sonsuza giden sayılara ne diyoruz arkadaşlar? Pozitif tam sayılar diyoruz. Ve neyle gösterdik? Z artı ile gösterdik arkadaşlar. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 gibi giden sayılara ne diyoruz? Negatif tam sayılar diyoruz ve Z eksi 2 ile gösterdik. Tam sayılar neydi arkadaşlar? Unutmayın, yönlü tam yönlü sayılardır. Yönlü sayılar denir. Yönlü sayılar denir. Tam sayıların farklı bir ismi. Negatif tam sayılar sıfır ve pozitif tam sayıların birleşimine. Bakın negatif tam sayılar burada, sıfır burada ve pozitif tam sayının birleşimine biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Tam sayılar diyeceğiz. Tam sayıların genel harfini ne olarak göstermiştik? Z olarak göstermiştik. Arkadaşlar kümeleri bildiğimiz için biz bunu kümeler olarak ifade edersek neydi? Z tam sayıları. Burada eksiden başlıyordu. Nokta, 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 eksi. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, yönsüzlü 1, 2, 3, nokta, nokta şeklindeki giden sayı grubu bize neydi? Tam sayılardı. Negatif tam sayıları yazarsam arkadaşlar neydi? Negatif tam sayılar nokta, nokta oldu. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Bakın 0 burada yok. Pozitif tam sayılara baktığımız zaman kim var arkadaşlar? Buradaki ifadede 1, 2, 3 ve sonsuza kadar giden sayı grubu. Evet, tam sayıları nasıl tanımlıyoruz kümelerden yola çıkarak karşımıza gelirse? Negatif tam sayılar, birleşim, sıfırı ilave ettik. Artı ya da eksi işareti olmadığı için birleşim,
Kim? Z artı olarak gösterilen şu ifade tam sayıların matematik dilindeki tanımını verir arkadaşlar. Evet, aşağıdaki ifadeleri tam sayı olarak ifade ediniz. 42 TL borcumuz varsa nasıl söyleyeceğim arkadaşlar? Borç demek negatifliği gösteriyordu. Eksi 42. Sıfırın altında 5 santigrat derece demek eksi 5 derece demektir. 5 santigrat derece demektir. Deniz seviyesinin 3 metre altında dediğimiz zaman eksi 3 metre olarak gösteririz. 25 metre yükseklikte, 25 metre yükseklikte dediğimiz zaman artı 25 metreyi anlayacağız. Deniz seviyesinin 20 metre altında dediğimiz zaman kimi anlayacağız? Eksi 20 metreyi anlayacağız arkadaşlar. 53 TL kazanç dediğimiz zaman kim var arkadaşlar? Artı 53 TL söz konusu. 21 TL kazanç dediğimiz zaman kim var arkadaşlar? Kazanç artı oluyor. 210 TL gider, 19 TL gider var dediğimiz zaman eksi 219 TL oldu. Zeminin 2 kat altı. Zemin neydi arkadaşlar? Burası bir bina olarak düşünürsek şu şekilde. Burası birinci kat, burası ikinci kat, şurası da giriş katı ya da zemin katı olarak söylersek zeminin altında 2 kattan bahsediyorsa ne olacak arkadaşlar? Eksi 1, eksi 2 şeklinde ifade edeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Zeminin 5 kat altı dediğimiz zaman ne olacak? Eksi 5 oluyor. Bunu AVM'lerde ya da yeni yapılan hastanelerin birçoğunda alt kata iniyorsa, zeminin altına iniyorsa eksili katlar olarak karşımıza günlük hayatta görüyoruz. Evet, geldik. Sayı doğrusunda sıfırın solunda yer alan sayılara ne demiştik arkadaşlar? Solunda. Dikkat edin, sıfırın solunda. Sıfır burası. Solunda yer alan sayılara negatif tam sayılar diyoruz. Ben kolaylık olsun diyerek sembolle gösteriyorum. Negatif tam sayılar diyerek okunduğunu bilelim. Sağındaki olan sayılara. Burası sağdı arkadaşlar. Sağ taraf. Bu tarafta soldu. Karıştırmamamız için yazalım. Sol tarafındaki yazan sayılara negatif tam sayılar, sağ tarafındakilere pozitif tam sayılar demiştik. Şimdi buraya verilen sayılara eksi 5, artı 2, eksi 3, artı 4, eksi 1 ve artı 7 olan sayıları gösterelim. Eksi 1 olan sayı dediğimiz zaman arkadaşlar burası eksi 1'dir. İhtiyacım olanı gösteriyorum arkadaşlar. Eksi 2 burasıdır, eksi 3 burasıdır, eksi 4, eksi 5. Hepsini göstermedim, yazmadım. Negatifleri bu şekilde gösterdik. Pozitiflere baktığımız zaman 2 ile başladı. Ben artıyı yazmayacağım hocam diyebilirsiniz. Haklısınız. Artı 4. Buradaki ifadeye baktığımız zaman da 7 olarak karşımıza sayı doğrusunu göstereyim çıkar. Evet arkadaşlar, aşağıdaki soruyu çözelim. Nasıl bir soru? Yukarıdaki sayı doğrusu eş parçalara ayrılmıştır. Buna göre A, B, C, D noktalarının değerlerini bulalım. Buradan hareketle yazarsak arkadaşlar, burası eksi 2 ise burası ne olur? Eksi 1 olur değil mi arkadaşlar? Hayır, eksi 1 olmaz. Niçin? Eksi 1 burasıdır arkadaşlar. Evet, hata yapmayın. Çünkü bu tarafa doğru azalarak gidecek. Yani sayı büyüyor ama bu taraf daha büyüktür. Burası sıfır noktası. Sıfır referans değerini bulduk mu hemen yazdık. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Burası da eksi 4 bulduk. Hemen geldik C'yi de yazdık. Değil mi arkadaşlar? İşte hata yaptığımız kısım bu. Evet. Şu anda bir öğrencinin yapacağı hatalı bir şekilde çözümü yaptık. Görünüş itibariyle bir problem yok gibi gözüküyor. Ama bu tarafa baktığımız zaman birden 6'ya çıkıyor. O halde hatalı yaptığımızın bilincinde olalım. Rastgele yapmak yerine daha titizlikle hareket edelim. Burayı siliyorum ve tekrar bakıyorum. Evet, buradaki ifadeye baktığımız zaman ne diyor arkadaşlar? Burası eksi 2. İkişer ikişer gittiğini düşünürsen burası 0 olur. 2, 4, 6 olur. O halde 0'ın olduğu yer neresiymiş arkadaşlar? Burası oldu. Burası 2. Değil mi? İkişer ikişer gidiyor. Eş aralıklarla parçalardan bahsediyor. 4, 6. 8, 10, 12. Burası da 12 oldu. Bu tarafa geçtiğimiz zaman eksi 4, eksi 6, eksi 8, eksi 10, eksi 12 oldu. Doğru şekliyle bu şekilde yapmış olduk. Eksi 12. B dediğimiz değer neydi? Artı 12 idi. C dediğimiz değer eksi 6 bulduk. D'yi de 2 bulduk. Buna dikkat ederek
yapalım arkadaşlar. Evet, bu sorumuza geldik. Bu sorumuza bana diyor ki, yukarıdaki sayı doğrusunda PR noktalar arası eşit parçalara bölünmüştür. Yine eş parçalardan bahsediyor. PR arası 27 birim olduğuna göre EF noktalarına karşılık gelen tam sayılar bulunuz diyor. Buraya baktığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 olarak P'nin arası bölünmüş mü? Bu aralıkların her biri, yani PR arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18'lik bu parça dilimi. Daha iyi görün diyerek yazdık. Kaçmış uzunluğu? 27 birimmiş. O halde ben bir birimi bulacağım. Değil mi? Bir birimi nasıl bulacağız? Ne yaptık? 27. Uzunluk 18'de parçamız mı var? Evet, parçamız var. 27 bölü 18 dediğimiz zaman 27, 9 çarpı 3'tü değil mi arkadaşlar? 9 çarpı 2 idi. O halde her bir parçanın uzunluğu 3 bölü 2, yani 1,5'muş. Ben buradaki E noktasını bulursam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 3 bölü 2 dediğim zaman kaç yapar arkadaşlar? Sadeleştirdim. 9. Peki 9 birim. 9 birim bu tarafa doğru gittiğimiz zaman ne olacak? Arkadaşlar E dediğimiz rakam sayı eksi 4'e gelecek değil mi arkadaşlar? 5'in bu tarafında olduğu için. Çünkü bu tarafa, sağ tarafına doğru sayılarımız artıyordu. Peki bana F soruluyor. Buradaki 1, 2, 3, 4, 4. 4 çarpı 3 bölü 2 dediğim zaman ne olacak arkadaşlar? 2, 6. 6 birim ötesinde, 5'in 6 birim uzaklığında kim olur o zaman? Artı 11 olarak sonucu bulmuş olur. Evet arkadaşlar, bu sorumuza baktığımız zaman yukarıdaki sayı doğrusu eşit aralıkla, bakın tekrar bize verilen ipucu nedir? Eşit aralıklar. Eşit aralıklarla bölünmüş ve S noktasında bulunan, S noktasında bulunan Sinan şöyle demiştir. Benim 5 arkamda Ahmet var. Ahmet'in 9 birimi önünde Hasan var. Buna göre Ahmet ve Hasan hangi nokta veya noktalar arasındadır? Evet, kısa bir düşünce ile bu soruyu çok rahatlıkla çözebiliriz. Sinan'ın bulunduğu yeri arkadaşlar ne yapıyoruz? Sinan'ın bulunduğu yeri işaretledik. Bunun arasındaki mesafeye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 birimlik uzunluk. O halde her bir birim belli. Sinan diyor ki benim arkamda, 5 arkamda kim var diyor? Ahmet var diyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 arkasında Ahmet'in olduğu yeri işaretledik. Ahmet'in olduğu yere yuvarlak içerisine aldım. Ahmet'in 9 birim önünde Hasan vardır. Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasan'ın olduğu yer neresi? A'nın olduğu yer. Bana sorulan diyor ki Ahmet'in bulunduğu yer. Ahmet'in bulunduğu yer kimle kim noktasında? D ve E noktasının arasında. Hasan'ın bulunduğu yer ise tam A noktasının üzerinde olmuş olur. Evet arkadaşlar, sayı doğrusunda eşit aralıklar her zaman bir birim olmayabilir. Bunun uyarısını yapmıştık zaten. Verilen tam sayılara dikkat edilerek her aralığın kaç birimlik olduğu tespit edilmeden soru çözülmemelidir arkadaşlar. Evet, buradaki aşağıdaki verilen tam sayılar arasında bulunan tam sayıları yazınız demiş. Buraya baktığınız zaman arkadaşlar, eksi 5 ile artı 2 arasındaki tam sayılar diyor. Eksi 5 ile artı 2 arasındaki tam sayılara bakarsak, eksi 5 olmayacak. Eksi 5'i almayacağız arkadaşlar. Arasında dediği için eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Kimleri almayacağım arkadaşlar? Şu yuvarlak içerisine aldığım eksi 5 ile artı 2'yi almıyorum arasında dediği için. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra diğerini yaparsak eksi 3,
Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Diğerine baktığım zaman eksi 1 ile eksi 8 ile eksi 1 arasındaki tam sayılar arkadaşlar. Bunlar kimlerdi arkadaşlar? Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 var. Eksi 1'i almıyoruz yine. Artı 3 ile 9 arasındaki sayılar kimler? Artı 4 yazmama gerek yok artılarını. 5, 6, 7 ve 8 olarak bulduk. Eksi 6 ile 0 arasındaki tam sayılara baktığım zaman bunlar kaçtı arkadaşlar? Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 ve 0. 0'ı ne yapıyorduk? Almıyorduk. O yüzden yazmayalım. Eksi 3 ile artı 5 arasındaki sayılara baktığımız zaman kimler var arkadaşlar? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4'ten oluşmaktadır. Değil mi arkadaşlar? Evet. Aşağıdaki verilen ifadelerden doğru olanlarına tik, yanlış olanlara çarpı işareti koyunuz. 0 pozitif bir tam sayı mıdır? Evet. 0 pozitif bir tam sayıdır dediniz ve yanlış yaptınız. Çünkü 0 negatif ya da pozitif değildi arkadaşlar. Dolayısıyla çarpı attık. Eksi 5 tam sayı 0 tam sayının sağında yer alır. Sıfırı tam sayının sağında mı yer alıyor arkadaşlar? Burası sıfırsa, eksi 5'in yer aldığı yer bu taraf olarak sembolik olarak gösterirsek sağında değil solunda yer alır arkadaşlar. Bu da yanlış. Pozitif tam sayılar z artı sembolüyle gösterilir. Doğru. Eksi 2 ile artı 2 arasında 6 tane tam sayı vardır. Bakalım. Eksi 2 ile diyor. Eksi 3. Burada kim var? Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. Ve 1 var. 6 tane mi arkadaşlar? Hayır. Kaç tane? 5 tane. Yani bu eksi 2, 4 ile 2'yi topladım 6 buldum mantığı değil arkadaşlar. Aralık noktası. 5 tane sayı var. Bu da yanlış. Sıfırdan küçük tam sayılara negatif tam sayılar denir. Doğru. En küçük pozitif tam sayı sıfırdır. Arkadaşlar pozitif tam sayı sıfırdır ifadesi yanlıştır. 52 TL alacak ifadesi eksi 2, 52 TL olarak gösterilir. Alacak. Borç demiş olsaydı gösterilirdi ama alacak dediği için gelir olarak, kazanç olarak değerlendirebiliriz. Artıdır. Yanlış, pardon, doğru diyemem. Eksi 2, 52 değildir. Artı 52 olması lazımdı. Eksi 3 ile artı 5 arasında 2 tane negatif tam sayı vardır. Bakalım eksi 2, eksi 1. Bakın arkadaşlar devam etmeme bile gerek kalmadı. Eksi 2 ile eksi 1. Diğerleri zaten pozitif olacak. Onları da yazalım. 1, 2, 3, 4. Bunlar pozitif ama iki tanesi negatif olduğu için bu şekilde bulmuş oluruz. Evet. Evet arkadaşlar aşağıdaki sayılardan pozitif olanlarını pozitif tam sayılar kutusuna, negatif olanları negatif tam sayılar kutusuna yazınız diyor. Evet, buradan başladık. Pozitif tam sayılar kim var arkadaşlar? 14 var. 18 başka burada kim var? 18 var. Başka kim var arkadaşlar? 58 var. 33'ü atlamışım arkadaşlar. 33'ü de yazdık. Başka kim var? 72 var. Başka 3 var. Negatif tam sayılara baktığımız zaman arkadaşlar kimler var? Negatif tam sayılarda sırayla gidelim. Eksi 42 karışmasın. Eksi 1, eksi 99, eksi 75, başka eksi 63, eksi 37, başka da herhangi bir sayı söz konusu değildir. Arkadaşlar 0 var. 0 ne negatif ne de pozitif bir sayıydı. İşaretsiz bir sayıydı. Başlangıç yani diğer ismi de referans noktasıydı arkadaşlar. Arkadaşlar pozitif tam sayılarla ilgili ilk kısmı tamamlamış olduk. Tam sayıları tanıdık. Sayı doğrusunu da gösterdik. Bununla ilgili soruları mutlaka ve mutlaka çözelim. Yapamadıklarımızı mutlaka soralım. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Sağlıklı günler dilerim.